Cadde TV'den günde ne vardan herkese günaydın efendim. Bugün 6 Ocak 2023 Cuma, saatimiz 7, bendeniz Besim Kavukçu. Bilmek haktır diyenlerin, doğru bilgiyi doğru şekilde aktarmak için çaba harcayanların kanalı Cadde TV'de günde ne vara bugün de hoş geldiniz. Bizleri evlerinize ve ekranlarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz efendim. Bizleri ihtimalen şu an evlerinizden seyrediyorsunuz. Peki dışarıya çıktığınızda nasıl seyretmeye devam edeceksiniz derseniz, programımız gazetedurum.com.tr, caddetv.com.tr ve YouTube üzerinden de canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Biz günde ne var da doğru bilgiyi, doğru haberi, haberin kalbinden sizlere aktarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yerelin gündemini de deneyimli muhabir kadromuzla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Onun için bizi izlerseniz eğer, hem haberleri hem geneli hem de yereli fazlasıyla yakından takip etmiş olursunuz. Bizlere Twitter'dan @caddetv.tr ya da bana @fbesimk yazarak ulaşabilirsiniz. Evet efendim, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız ve reklama giderken anons ettiğimiz gibi Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Devlet Sert'le sağlık sistemini ve her şeyi konuşuyor olacağız. Devlet Bey, günaydın, iyi sabahlar, beni duyabiliyor musunuz efendim? Efendim, iyi sabahlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim Besim Bey, siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Bağlandığınız için daha da iyi olduk. Bizi kırmadınız. Bu saatte bağlandınız. Bir kez daha çok teşekkür ederiz efendim. Efendim, şimdi şunu sorarak başlayalım. Siz çok büyük bir sendikasınız ve birçok sağlık çalışanına da hizmet ediyorsunuz elbette. Şu anda 2022 yılını bitirdik. 2023 yılı var. Malumunuz memur zamları oldu. Asgari ücrete zam oldu. Bu memur zamlarıyla beraber elbette sendikanız içindeki hekimlere, sağlık çalışanlarına, hemşirelere de zamlar oldu. Bu zamları yeterli buldunuz mu efendim, yoksa biraz daha fazla yapılması gerekiyor muydu? Evet, öncelikle Besim Bey teşekkür ediyorum Cadde TV'ye ve sizlere. Öz Sağlık İş Sendikası genç bir sendika. 2014 tarihinde kurulan bir sendika. Hı hı. Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinde yetkili ve örgütlü bir sendikayız. Hı hı. 200 bin üyesiyle çalışanlarımıza, üyelerimize faaliyet gösteren bir sendikayız. Tabii öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Memur ve emeklilerine verilmek üzere açıklanan zam oranı aslında işçilerimizi ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla hem asgari ücretin artması hem kamudaki toplu sözleşme süreçlerine baktığımızda bir kısım bakanlıklarımızda şu anda asgari ücretin altında kalan toplu sözleşmeleri var maalesef. Hı hı hı. Ama yapılacak olan Sağlık Bakanlığı'nda özellikle bizim toplu sözleşme süreci devam ediyor. Evet efendim. Dolayısıyla hem asgari ücret altında kalan arkadaşlarımız, hı hı, mevcut asgari ücretin şu anda üzerine çıkacak. Onun üzerine 15.40 açıklanan enflasyon farkı yansıtılacak. Hı hı. Ve önümüzdeki muhtemelen ayın 17'sinde yapılacak olan kamu çerçeve protokolünde alınacak rakamların da özellikle Sağlık Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine elbette ki yansıtılacaktır. Evet efendim. Yani arkadaşlarımız şunu öncelikle bilmesi lazım. Bir, asgari ücretli olarak çalışmıyoruz. İki, memur olarak çalışmıyoruz. Memurlara açıklanan zam elbette ki memurlar açısından önemli, anlamlı. Fakat işçiler açısından şu anda arkadaşlarımız sahada bir beklenti içerisine girmiştir. Hı hı. Muhtemelen hem ek protokolle hem kamu çerçeve protokolüyle bu zamlar elbette ki işçilerimize de yansıtılacaktır. Evet efendim. Tabii asgari ücret kamu çerçeve protokolünün yapılmasında elbette ki taban ücret düzenlemeleri, refah payı uygulamaları olsun, hı hı, onun üzerine bir ücret zammı ile birlikte elbette ki bu başlatılacaktır. Bu konuyla ilgili daha önce refah payının 2023 yılı kamu çerçeve protokolüne de yansıtılacağını ben umuyorum. Sendika, hı hı, ve Hak İş Konfederasyonu olarak girişimlerimiz bulunacaktır ve aile sosyalde şu anda mevcut arkadaşlarımızın almış olduğu
ücretler asgari ücretin altında kalan arkadaşlarımız var. Bu elbette ki asgari ücretin üzerine çıkarak bir rahatlama olacak. Fakat ek protokollerle birlikte bu arkadaşlarımızın alım gücü ve refah payının yükseltilmesini de talep edeceğiz. Evet. Sayın Recep Duman başta olmak üzere birçok izleyicimiz de Twitter'dan refah payını sormuştu. Bunu da cevaplamış oldunuz. Recep Bey'in bir sorusu daha var. İşçi aidatları çok yüksek. İndirim planlıyor mu Sayın Başkan diyor. Şimdi bu kamu çerçeve protokolüyle birlikte alınacak ücretler, toplu sözleşme müzakereleri Ocak ayı itibariyle başlayacağı için muhtemelen diyelim ki Nisan ayında bitse dahi geriye dönük arkadaşlarımız Ocak ayı itibariyle geriye dönük farklarını alacaklardır. Evet efendim. Şimdi bu aidat konusunda malum bu son zamanlarda arkadaşlarımız bunu birileri de organize ederek özellikle aidat konusunda sendikaların zaten gelirleri üyesinin aidatıyla birlikte belirlenir biliyorsunuz. Elbette. Yasa gereği ayda bir aidat vermek şartıyla bu oran bellidir. Dolayısıyla aidat konusundaki kesinti her ne kadar işçi üzerinden kesiliyorsa da ama bizim toplu sözleşme müzakerelerinde alacak olduğumuz ücretler, sosyal haklar elbette ki işçiye aidatın kat kat üstünde olacak şekilde planlanmaktadır. Dolayısıyla işçinin burada bir mağduriyeti olmayacaktır. Bir de biz sendik olarak şuna dikkat ediyoruz. Buyurun. Özellikle bu pandemi süreci içerisinde hem sağlıkta hem sosyal hizmet alanında çalışan arkadaşlarımız gerçekten canlı bir mücadele vermiştir. Kamuoyunda Türkiye genelinde dünyanın neresine bakılırsa bakılsın Türkiye'deki sağlık çalışanlarımız bu canla başla verdiği mücadele karşılığında maalesef ek ödemede yararlanamamışlardı. Biz sendik olarak almış olduğumuz karar neticesinde hem bütün üyelerimizi 60.000 TL değerinde ferdi kaza kapsamına dahil ettik. Artı bütün üyelerimize pandemi ödemesi adı altında buna siz ister gıda deyin ister eğitim deyin bir şekilde her bir üyemizin hesaplarına 500 TL pandemi ödemesi adı altında katkıda bulunmaya çalıştık. Belki 500 TL bir üyemiz için bir şey değil ama sonuç itibariyle totale vurduğunuzda 200 bin üyesiyle birlikte eski parayla 100 milyon para bu arkadaşlarımızın hesaplarına aktarılmış oldu. Anladım. Dolayısıyla efendim. Biz çalışanlarımıza şunu diyoruz, üyelerimize şunu diyoruz. Evet tam aidat alacağız fakat biz de size adam gibi sendik yapacağız. Eğer ben üyelerimiz Anadolu'dan Ankara'ya geldiğinde onların kalacak olduğu bir misafirhanesi yoksa ben bundan vize azabı duyarım. Eğer çalışanlarımız ailesiyle birlikte bir haftalık çoluk çocuğuyla birlikte bir tatil yapamayacaksa ben bundan vize azabı duyarım. Dolayısıyla biz planlamamızı, aidatlarımızı tam alacağız. Ama Ankara'da da arkadaşlarımıza yönelik kalabilecek olduğu mekanları oluşturmak için de bu tip hamleleri de yapıyoruz. Dolayısıyla bunlar da parayla oluyor. Elbette. Sonuç itibariyle her zaman söylediğim bir şey var. Buyurun. Sendikanın kasasında para olmaz. Sendikanın kasasındaki parayı üyelerine yönelik faaliyetlerle birlikte ancak harcama yapma mecburiyetimiz var. Dolayısıyla aidat konusunda da böyle bir açıklama yapma zarureti hissettim. Peki Devlet Bey şimdi size sağlıkta şiddeti soracağım, beyaz kod uygulamalarını soracağım ama müsaade ederseniz bir haberimiz var. Bu haberimizi beraber izleyelim. Özellikle hekimlerin devlet hastanelerinden istifalarına yönelik. Arkadaşlarım o haberi hazırlarsa beraber seyretmek ve sonrasında da size bunu sormak isterim. Arkadaşlar hazırsa verebiliriz. Buyurun lütfen. Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, son 3 yılda 14 bine yakın hekimin görevinden istifa ettiğine dikkat çekti. Bir Gün gazetesine konuşan Şahin, toplam 13.557 hekimin Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlardaki görevinden istifa ettiğini söyledi. Şahin, bu sayıların sağlık sisteminin çöktüğü ve sağlığın giderek özelleştiği anlamına geldiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mecliste yaptığı açıklamada bu yıl kamudan istifa eden hekim sayısının 4.194 olduğunu belirtmişti.
Evet Devlet Bey, özellikle devlet kurumlarından birçok hekimin istifa ettiği bir dönem yaşıyoruz. Birçok beyaz kod uygulaması, yaklaşık 14 bine yakın beyaz kod uygulaması da yaşadık. Bu konuda çok yetkin bir insan olarak neler söylemek istersiniz efendim? Aslında sağlıkta şiddet konusu gerçekten dünyanın bir sorunu. Hı hı. Türkiye'mizin de sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusundaki mağduriyetleri hep birlikte zaten izliyoruz. Her gün hemen hemen şiddetlere maruz kalan çalışanlarımız var. Evet efendim. Biz geçen yıl itibariyle sağlık çalışanlarımıza yönelik sağlıkta şiddet araştırma anketleri düzenledik, çalışmaları yaptık. Türkiye genelinde 81 vilayetten 8001 arkadaşımız üzerinde yaptığımız sağlıkta şiddet araştırması gerçekten bize çok ilginç rakamlar önümüze çıkmış oldu. Türkiye'de bu ilginç sonuçlarla birlikte sağlık çalışanlarımızın her birinden %67'si şiddete maruz kaldığını orada ifade ediyor. Bir oran. %67 sağlıkta her türlü şiddetin, fiziksel, cinsel, sözlü tacizlere maruz kalan bu arkadaşlar oldukça rakam olarak yüksek bir rakam. Tabii bizim sağlıkta şiddet konusundaki araştırmamızın bir ilginç tarafı, pazartesi günleri bu olayların daha çok yaşandığını görüyoruz. En çok gece çalışan arkadaşlarımızın sağlıkta şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Bu 8001 arkadaşımızın yaklaşık 450 civarındaki hekim ve sağlık memurlarından oluşuyor. Diğer kalanı içi kesiminden oluşan bir araştırmaydı. Fiziksel şiddet en çok hasta yakınları tarafından geldiğini burada görüyoruz. Yine sağlık çalışanlarımızın %70'i şiddeti artık olağan kabul ettiklerini görüyoruz. Maalesef. Hani bu belki aile yapısından olsun. Çünkü bir araştırmaya verdiğinde ileride başıma herhangi bir sıkıntı gelir endişesiyle bazı arkadaşlarımız bunu artık olağan kabul ediyor. Ya da bir sonuç çıkmayacağını umut ederek bu beklenti içerisine giriyor. En çok şiddete maruz kalan kesimin acil tıp teknisyenleri ve tıbbi sekreterler ve güvenlikçiler burada karşımıza çıkıyor. Hı hı. Sağlık çalışanlarımızın %87'si şiddetin önlenebileceğini de düşünüyor. Bu belki kurumlardaki kamera ya da araştırma şartları gereği arkadaşlarımız tespit edilebilir. Fakat dediğim gibi bazen böyle çekimser tavırlar sergileyerek de sağlıkta şiddetin önüne geçme noktasındaki adımlar maalesef çalışanlarımız tarafından da atılmak istenmiyor. Hı hı. Niye? Dışarıda belki bunu ben deklare ettiğimde karşıma farklı sonuçlar çıkar endişesini taşıyan çalışanlarımız var. Geçenlerde İstanbul'da bir şehidimiz oldu. Sağlıkta şiddet konusunda maalesef güvenlikçi arkadaşımız maalesef orada şehit oldu. Çünkü sadece görevi icabı hastanede sessiz olun ifadesini kullanmasından dolayı bıçaklı saldırı sonucu arkadaşımız Tuğrul Okudan arkadaşımız şehit oldu. Hı hı. Şimdi bunlar üzücü haberler. Her ne kadar kanuni düzenlemeler olsa dahi bunu artık bir nasıl söyleyeyim empati kurarak ben her zaman sağlık çalışanlarımıza şunu söylüyorum. Buyurun. Siz hasta yakınları yerine kendinizi koyacaksınız ki bunu canla başla o mücadeleyi zaten psikolojik ortamları bozuk olan bu arkadaşlarımızın özellikle bu pandemide yıpranmaları sağlıkta şiddet konusundaki hasta yakınlarının da özellikle çalışanlarımız üzerinde kendilerini oradaymış gibi çalışıyormuş gibi hissederek karşılıklı empati yaparak bu mücadeleyi belki durdurabiliriz. Bunun eğitimden geçmesi hasta yakınlarımızın olsun, sağlık çalışanlarımızın olsun. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak zorundayız. Evet. Bakın ilk kez önceden işçiler üzerinde beyaz kod uygulaması yoktu. Hı hı. Beyaz kod uygulaması yine öz sağlığımız tarafından hazırlıklar yapılarak hastanelere beyaz kod uygulamasını getirtirdi. Hı hı. Yani orada sağlık çalışanımız herhangi bir şiddete maruz kaldığında beyaz kod uygulamasıyla birlikte acilen müdahale edilme imkanı sağlandı. Eskiden bunlar dolayısıyla şu anda beyaz koddan dolayı da şunu da söylemek gerekir. Buyurun. Ya arkamızda beyaz kod uygulaması var, kırmızı kod uygulamamız var. Dolayısıyla
her bir şiddetin hafif şiddetinde bu uygulamadan da aslında vazgeçilere karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözüme kavuşturabiliriz. Peki Devlet Bey. Dolayısıyla Türkiye'de elbette ki bunlar karşılıklı anlayış içerisinde olacaktır. Hı hı. Ama ben şiddetin her türlü sendik olarak şiddetle karşılıyoruz. Bunun cezası ne olursa olsun bu vandallara da müsaade edilmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki. Bu konuda hem halkımız, sağlık çalışanlarımız birlikte bu süreci yürütebiliriz. Hı hı. Peki Devlet Bey, özellikle seçim sattım haline girdiğimiz bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanı da sözleşmelilere kadro konusunda önemli açıklamalar yapıyor. Bu elbette sizin sendikanız içinde çalışan taşeronlara bir kadro gelebileceği manasına da gelir mi? Ya da taşeronda kadro konusunda neler söylemek istersiniz, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Besim Bey, 2018 tarihi itibariyle kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan arkadaşlarımız yaklaşık 850 bin taşeron işçisini Türkiye olarak aslında bir devrim niteliğinde dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle kamuda taşeron sistemi üzerinde çalışan 850 bin taşeron işçisi kadroya geçti. Hı hı. O tarih itibariyle baktığında bizim sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan arkadaşlarımız olsun, diğer bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız olsun, kapsam dışı kalan arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Örneğin %70'e takılan arkadaşlarımız, HBS üzerinde çalışan arkadaşlarımız, yemekhane çalışanlarımız, kiralık araç şoförleri, radyolojide, fizyoterapiste, görüntülemede, velhasıl bütün kitlerde çalışan arkadaşlarımız yaklaşık 100 binin üzerinde bir mağduriyet söz konusu oldu. Hı hı. Bizim iş kolunda benim bildiğim 28 bin ile 30 bin arasında kapsam dışı kalan arkadaşlarımız var. Hı hı. Her gittiğim platformda, her gittiğim genel kurullarımızda, her gittiğim sosyal medya aracılığıyla etkinliklerimizle birlikte 2018 tarihi itibariyle başlattığımız kapsam dışı kalan arkadaşlarımızın da bir an önce kadroya geçmesi konusundaki ısrarlı taleplerimizi biz yineliyoruz. Bakanlıklara mektuplarımızda, görüşmelerimizde, sosyal Twitter etkinliklerimizle birlikte kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu arkadaşlarımız kurumlara 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır hizmet veren arkadaşlarımız var. Hı hı. Bu devlet 1 milyona yakın yerel yönetimler dahil onları kadro verirken bu 100 bin civarındaki arkadaşımızın kapsam dışı kalmasının doğrusu içimizi acıtıyor. Bu konuyla ilgili de inşallah gerekli çalışmalar yapılır. Umut ediyorum. Sonuç itibariyle geçenlerde Sayın Bakanımızın özellikle TV programlarında bahsetmiş olduğu kitlerde çalışan ya da kurumlarda çalışan arkadaşımızın kadro çalışması yapıldığının duyumunu da aldık. İnşallah nasıl ki 850 bin taşeron işçisi mutlu olmuşken bu arkadaşlarımızın da mutlu olması noktasında da ısrarlı taleplerimizi ve bakanlığımızın bu konuda yapacak olduğu çalışmalar neticesinde onların da mutluluğuna ortak olmuş oluruz diye düşünüyorum. Evet, refah payı ile ilgili önemli açıklamaları yaptınız. Refah payının alınacağını, sözleşmenin görüşmelerinin devam ettiğini, aidatlarla ilgili açıklamalar yaptınız. Özellikle bu konuda da detaylı olduğu taşeronla kadro ile ilgili açıklamalar yaptınız. Şunu da sormak isterim efendim. Şimdi biz pandemi döneminde elbette kendi adımıza bütün sağlıkçıların kıymetini biliyorduk ama pandemi döneminde aslında ne kadar önemli bir iş yaptığınızı bir kez daha gördük. Hatta bütün Türkiye olarak sizi alkışladık. Bundan da mutluluk duyduk. Bu yeri gelmişken söyleyeyim, iyi ki varsınız gerçekten. Bütün sağlık çalışanlarına nezdinizde bir kez daha teşekkür ederim. Özellikle 112 acil ambulans ya da siz buradayken bana gelen mesajlarda hep şunu görüyorum. Elbette insanlar biraz ekonomik şartlardan da kaynaklı fiyatların iyileşmesi, maaşların düzenlenmesi konusunda çok fazla gerek serzenişlerini, gerek görüşlerini aktarıyorlar. Galiba sağlıkçıların en önemli sorunlarından bir tanesi de maddi olarak imkanların biraz daha az kalması. Ne diyorsunuz efendim bu konuda? Besin ve sosyal hizmet İşçileri olarak çalışan bu kardeşlerimiz gece gündüz demeden, bakın pandemi süreci içerisinde bu arkadaşlarımız
7 gün, 14 gün, 21 gün hatta 30 gün evine gitmeden o kurumlarımıza, dezavantajlı kurumlara hizmet veren arkadaşlarımız. Sosyal hizmet çalışanlarımızdan 2 yaşındaki bir evladını 10 yaşındaki bir evladına teslim ederek bir hafta evine gitmeden hizmet veren arkadaşlarımız var. Doğru. Adeta çıkar gibi ellerindeki valizleriyle birlikte hemen iş yerlerine koşarak o insanlara, dezavantajlı insanlara hizmet etmek için gayret gösteren hastane koridorlarından tutun, sandalyeler üzerinde uyuyan, sabahlayan arkadaşlarımız var. Hı hı. Ailesini, annesini, babasını yatalak olup da komşusuna emanet ederek çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi Besim Bey soruyorum, bunun maddi olarak karşılığı parasal olarak ölçülebilir mi? Mümkün değil. Ölçülemez. Mümkün değil. Bu arkadaşlarımızın alacak oldukları her bir ücret bence elbette ki diğer bakanlıktaki çalışanlarımız, belediyelerde çalışanlarımız da gece gündüz çalışıyordu. Ama bir süreç yaşandı. Olağanüstü bir durumdan geçtik. Dolayısıyla aynı şey olsa yine bu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız bu mücadeleyi elbette ki yine verecektir. Dolayısıyla bakanlığımızın ve bu arkadaşlara verilecek olan refah paylarının da dikkate alınarak ücretlerinde bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Şu anda asgari ücret oranında çalışan arkadaşlarımız var. Bu konuyla ilgili biz inşallah önümüzdeki süreçte bakanlıklarla yapacak olduğumuz görüşmelerde bunları talep edeceğiz. Bu sadece sendikal anlamda ÖSSAL'ın sorunu değil. Aslında bütün sendikalar olarak, bütün kurumlarda çalışanlar, asgari ücretin altında kalan bütün iş yerlerinde bu girişimler yapılarak refah payının iyileştirme olarak bu arkadaşlarımıza da yansıtılması, dolayısıyla mutlu, huzurlu bir şekilde 2023 yılının beklentilerimiz arasına da inşallah girmiş olacak diye düşünüyorum. Evet, Devlet Bey çok teşekkür ederiz. Bağlandınız, bütün sorularımıza içtenlikle cevap verdiniz. Yine bundan sonraki dönemlerde de sizin görüşlerinize başvurmak isteriz eğer uygun olursanız. Elbette efendim. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarını çok kısa da olsa gündeme taşıdığınız için Besim Bey, sizlere Cadde TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyorum diyelim. Ve Atilla Türker'le yarınki Fenerbahçe Galatasaray derbisini, VAR kayıtlarını ve hakemleri konuşalım. Atilla Bey günaydın, iyi sabahlar. Beni duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Günaydın. Olun, nasılsınız? Vallahi normalde keyfim, mutluluğum son derece iyi. Fakat iki gün önce üşütmüşüm. Hem izleyicilerimizden özür diliyorum. Geçmiş hem olsun. Sizlerden özür diliyorum. Geçmiş olsun. Estağfurullah. Sağ olun. Ama genel anlamda her şey kendi açımdan söylüyorum. Gayet güzel. Peki. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Peki efendim. Çok fazla vaktinizi almadan sorularıma geçeyim. Malumunuz 3 Ocak tarihinde, evet, Türk futbolunda hiç olmayan bir şey oldu ve VAR kayıtları açıklandı. Evet. Bundan seneler önce Galatasaray, evet, yöneticisi Abdurrahim Albayrak VAR kayıtları bizde var demişti ama o açıklanmamıştı, ama 3 Ocak tarihinde federasyon tarafından açıklandı. Hem Sivasspor Galatasaray maçında hem de Beşiktaş Gaziantep maçında olanlar, kamuoyunda çok tartışılan görüntülerin VAR kayıtları açıklandı. Kişisel olarak bir fikrimi söyleyip sözü size bırakacağım. Açıklanan açıklanmaz. Elbette kurallar üzerine çok konuşmayayım. Siz daha uzmansınız o konuda. Ama oradaki, VAR'daki ve sahadaki hakemlerin konuşmaları arasındaki o saygısız üslup beni biraz üzdü. Ne dersiniz? Genel anlamda zaten güzel özetlediniz, mesajı da verdiniz. Abdurrahim Albayrak o zaman VAR kayıtları bizde var derken, tırnak içinde söylüyorum, Türkçesini yeteri kadar iyi kullanamadığı için öyle söylediğini düşünüyorum. Eline olabilir, geçtiği Galatasaray'da bulunduğu için değil. Ben öyle düşünüyorum en azından. Hı hı. Ha, belki de ellerine geçmiş olabilir Galatasaray Kulübü'nün. Şimdi günümüze dönelim. Direkt söyleyeyim, bence o VAR kayıtlarının olduğu gibi açıklanması yarınlarda çok büyük sıkıntılara yol açacak. Bırakın, hı hı, yarınları, bugünlerden çok büyük sıkıntılar. Yani Futbol Federasyonu bence günü kurtarmak adına bu açıklamayı yaptı. Bu VAR kayıtlarını açıkladı. Kervan yolda düzülür misali. Biz bugünü kurtaralım. Bakın olay böyle böyle. Biz ne yapalım? Bizim hakemlerimiz budur işte. Elimizden gelen budur zihniyetiyle bu açıklamayı yaptı. Tabii ki bu yarınlarda çok büyük olaylara da gebe. Hemen belirteyim. Buyurun. Pek çok kişi bilir elbette bu. Dünyada bu açıklamayı yapan ülke sayısı yok denecek kadar az. Bir Hollanda'da, bir İngiltere'de, o da
izin alınarak eğitim amaçlı. Ha bizim ülkemiz izin almış mıdır almamış mı? O kadar önemli değil. Zaten tablo kötü. Hollanda ve İngiltere'de eğitim amaçlı. Bakın öyle bir sistem var ki eğitim amaçlı. Biz bunu açıklıyoruz. VAR hakemiyle maçın hakemi arasındaki ilişki, muhabbet, daha doğrusu irtibat anlamında söylüyorum. Onu Hollanda ve İngiltere birer kere mahsus açıkladı. Fakat biz de olduğu gibi açıkladı. Yarınlarda Futbol Federasyonu Başkanı şu demeci verdi. Dünkü gazetelerde yer aldı. Önemli gazetelerde, önemli gazetecilerin yazdığı sözleri aktarıyorum. Mehmet Büyükekşi'nin sözlerini. Bir daha açıklanmayacak. Bir daha biz bunu açıklamayacağız. Ancak böyle çok önemli olursa, iyi de Sayın Mehmet Büyükekşi size göre önemsiz olabilir veyahut da başkalarına göre önemli önemsiz olabilir ama bir kere yol açıldı. Bu işin Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yok. Elbette. Yarınlarda tüm takımlar çok büyük sıkıntılarla karşılaşabilecek, çok daha büyük, mutlaka gönül ister ki olmasın ama çok büyük hakem hatalarıyla insanlar karşılaşacak. O zaman ben Fenerbahçe olarak veya ben Galatasaray olarak demeyecek miyim? Kardeşim iyi de sen Sivas Galatasaray maçını açıkladın. Gaziantep Beşiktaş maçını da açıkladın. Niye Fenerbahçe'ninkini açıklamıyorsun? İcabında bunu Fenerbahçe de başvurabilir, Galatasaray da başvurabilir. Elbette. Bunu herkes doğal olarak bu talepte bulunma hakkı var. Velhasıl kötü bir yol açıldı. Hakemlerin kendi aralarındaki üsluplarının ne kadar kötü olduğunu da biraz önce siz gayet güzel belirttiniz. Uzat Türk futboluna tabir de yeni bir tabir de yerleşmiş oldu. Offside'ımsı şeklinde. Offside'ımsı. Çok büyük talihsizlik. Evet evet. O maçın VAR hakemi Özgüç Türkal. Yani 10 yaşından itibaren tanırım ben. Nasıl tanırız? Ankaralı, babası rahmetli Erol Yaşar Türkak, Türkiye Spor Yazarlar Derneği Ankara Şube Başkanı'ydı ki ben de yaşantımın ilk 50 yılı Ankara'da geçti. Spor Yazarlar Derneği'nin 19 Mayıs adında yeri vardı, yeni yıkıldı. Yakinen, bilmez miyim? Ben de yaklaşık 12 evet, sene basketbol hakemliği yaptım. Dolayısıyla o Spor Yazarlar Derneği'nin Ankara'daki o yerinde de çok fazla vakit geçirmiştim. Sevgili Besim Kavukçu gibi vallahi duygulandık. Bilmiyorum sen duygulandın mı? Ben daha yeteri kadar. O 19 Mayıs'ta da dış sahalarında, kale arkalarında, yanlarında her neyse buzlar üzerinde ellerimizde not defteri, fotoğraf makinesi, notlar tutardık. O dış sahaları kastediyorum. Sizler evet. Atatürk Spor Salonu'nda, elim sıkı Tarcan'da öyle değil mi? Doğru. Maçlar yönetirdiniz. Ya velhasıl Özgüç Türkalp o zaman 10-12 yaşından beri tanıdım. Babası rahmetli Erol Yaşar Türkalp'te başkanken bir yılbaşı gecesi vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Özgüç Türkalp iyi niyetli bir arkadaşımız. Fakat ben hemen belirteyim. Öyle şaibe aramanın falan bence hiçbir anlamı yok. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bu benim samimi düşüncem. Fakat şu var. Arkadaş her işe ciddi sarılacaksın. İyi konsantre olacaksın. Doğru. Bunun başka yolu yok. Bu mahalle de olsa, başka bir olay da olsa, herhangi bir stajyer muhabir de olsa eline, dört elle o işe sarılman gerekiyor. Onun pek çok nedeni var. O maçtaki hatanın, Özgüç Türkalp'in tamamen hata Özgüç Türkalp'te bir kere. O iyi konsantre olamadı. Yani dolayısıyla Türk futbol tarihinin en büyük hatalarından biri oldu. Sadece kendini doğru duruma düşürmekle kalmadı. Biraz önce sen de cümleler arasında mesaj verdin. Türk hakemliğine, Türk futboluna, kulüplere, camiaya, federasyona, merkez hakem kuruluna her yere zarar verdi. Bundan sonra maalesef yani bunu fazla da büyütmek de istemiyorum ama büyütülmeyecek gibi de değil yani. Maalesef. Velhasıl çok kötü başladı. Özgüç Türkalp de dün bir basın bülteni yayınladı. Hepimizin bildiği gibi. Ve bıraktı. 4 tarihi itibariyle hakemliği bırakıyorum dedi. Velhasıl Türk hakeminde Özgüç Türkalp hakemini bırakırken Türk hakeminde yeni bir dönem açılmış oldu. Bundan sonra VAR kayıtları açıklanır mı açıklanmaz mı? Mehmet Büyükekşi hayır açıklamayacağız diyor ama ben de bakalım bekleyelim görelim açıklanır bu VAR kayıtları diyorum. Atilla Bey şimdi elbette Fenerbahçe Galatasaray maçına gideceğiz. Hazırladığımız bir haber de var. Ona da pas atacağım ama Bayram Bey sizle hakem konuştuğumuzu görünce bir yabancı hakem mevzusuna girmiş acaba yabancı hakem olur mu diye. Ben yine kişisel fikrimi söyleyeyim. Bunun bir hülyadan, bir rüyadan ibaret olduğunu, Türkiye'de yabancı hakemin de sorunları çok çözmeyeceğini düşünüyorum. Bayram Bey de sormuş. Soralım yabancı hakem konusuna nasıl bakıyorsunuz ve gerçekten bu hayata geçebilir mi? En azından bugünkü iklimde. Şimdi geçmedi. Zaten bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun girişimi oldu. Hatta
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi sezon başında bir açıklama yaptı. Sözlü açıklama da değil, yazılı açıklama. Hı hı. Kamuoyunu aydınlatma anlamında bir açıklamaydı bu Futbol Federasyonu adına. Biz yeri gelirse kritik maçlarda yabancı hakem görevlendireceğiz dedi. Evet. Nitekim bu doğrultuda Futbol Federasyonu ve de bu doğrultuda Merkez Hakem Kurulu yabancı hakem gelmesi için girişimde bulundu. Fakat sonuç alınamadı. Niye alınamadı? Her şeyden önce her ülke kendine göre hakem konusunda sıkıntı yaşıyor. Siz iyi bir hakeminizi, hatta ben bu konuda Merkez Hakem Kurulu yetkilileriyle konuştum. Bana aynen şu örneği verdiler. Atilla dediler, senin elinde iyi bir süpürge makinesi var, senin ihtiyacın var, yan komşun istiyor sürekli olarak. Verir misin? Vermezsin. Evet. Biz de istedik. Hangi ülkelerden istediler? Misal diye söylüyorum. Slovenya, İspanya, İtalya. Orada da çok büyük sıkıntılar var. Onlar sana derken ülkemiz, güzelim ülkemizi kastediyorum. Evet. Zaten iyi hakemi yollayamazlar. Bir de bu işin de sonu yok. Ben bu hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisine yabancı hakemi getirdim. Yabancı hakem iyi yönetti, kötü yönetti. İyi yönettiği zaman bir dahaki hafta Beşiktaş da isteyecek, o da isteyecek derken zaten geçmişte de yaşandı. Eloğlu yani iyi hakemini değil, vasat hakemini bile yollamaz. O doğrultuda yarınlar çok büyük sıkıntılara gebe olabilir. Yabancı hakem de işin ucundan tutabilir anlamında söylüyorum. Velhasıl Türkiye Futbol Federasyonu konuda girişimde bulundu. Bir hakem, bir ülke bile bize olumlu yanıt vermedi. Doğru. Ne var hakemliği konusunda olumlu yanıt geldi, ne de maç hakemi. Hani tırnak içinde söylüyorum, düdük hakemi, maç yöneten hakem anlamında söylüyorum. Bu saate kadar gelmeyen, getirilemeyen, başarı gösterilemeyen yabancı hakem konusunda bundan sonra da olmaz. Ha belki de eğrisi doğrusuna denk geldi. Mesela ben de herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Benim de kafam acaba diyorum ya arkadaş yabancı hakem çok kritik maçlara gelmesi. Çünkü Türk hakemi duvara tosladı kardeş. Duvara tosladı. Daha kötüsü olamaz. Bu 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önceydi. Niye böyle oldu? Belli. Herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Ben 30-35 yıl öncesinden tüm hakem seminerlerini takip ettim. Veyahut da 3. ligde hangi hakem hangi maçı yönetti, hangi maçta vukuat oldu, hangi gözlemci hangi hakeme kaç puan verdi. Görevimiz bu. Takip etmekle, muhabirlikle işgal ettiğimiz, yaptığımız için söylüyorum. Bu doğrultuda şimdi bakıyorsunuz ahbap çavuş ilişkiler, gözlemci hakem ilişkileri, babalar, oğullar, dernekçilik, lobicilik, işte adam kayırma, Ankara'dan kartvizit getirme, evet, yok işte maalesef. O bana bu notu böyle yapacağım falan derken bir maç alabilmek için en yakındaki hakemleri satandan tut da gözlemcilerle ne bileyim federasyon yöneticileri arasındaki ilişkiler bunlar şunlar derken bir bakmışsınız arkadaş şimdi Fenerbahçe Galatasaray derbisi oynanacak, elimizde bir tane hakem var. Halil Umut Meler mi? Halil Umut. Dün Uğur Bey de bana yazısını yollamıştı. Uğur Bey'e de zaman zaman bağlanıyoruz. O da yazısında tek yol Halil Umut Meler diyor. Uğur Temel Türk basının en değerli isimlerinden biri. Kesinlikle kendisini öyle. De tebrik ederim. Evet. Tebrik ediyorum Uğur Temel'i bir kez daha. Şimdi bu doğrultuda ki Halil Umut Meler 2 hafta önce Trabzonspor Fenerbahçe maçını yönetti yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Şimdi genel şudur. Önemli bir derbiyi yöneten, önemli bir maçı yöneten hakemi daha sonra bir süre daha dinlendirirler. Peş peşe vermezler. Ama şimdi siz Türk futbolu olarak sadece ve sadece Halil Umut Meler'in gözüne bakıyorsunuz. İkinci bir isim bulamıyorsunuz. Ha doğru. Zorlanırsanız olmazsa zorlanarak. Ha illa bana bir isim ver derseniz Yaşar Kemal Uğurlu. Abdülkadir Bitigen bir iki gün önce maç yönetti. Diğer iki hakemimiz Erkan Özdamar'la diğer kardeşimiz Atilla Karaoğlu. Zaten malum nedenlerden dolayı uzun süre maç alamayacak. Başka kim kaldı? Ali Palabıyık. Ali Palabıyık da eski görüntüsünden uzak, istenmeyen hakem konumuna düştü. Bir tek de Arda kardeşler kaldı. Arda da yani gözü kapalı verebilir misiniz bu tür maçlara? Verilmez. Kimse kusura bakmasın. Çok samimi söyleyeceğim. Özellikle son 5-6 yıldır tırnak içinde söylüyorum. Adam yokluğundan dolayı FIFA kokartı takanlar olmaya başladı. Niye? Eskiden mesela belli bir konjektürel durumda o kadar çok hakem olurdu ki FIFA listesini alınabilecek. Mesela Türkiye'nin kontenjanı 7 kişidir dünyada. Evet. FIFA kokartı için söylüyorum tabii FIFA hakemliği için. Evet 7 kişi kontenjanımız. Evet 10 tane de yardımcı hakem kontenjanımız var. Şimdi eskiden mesela şöyle olabiliyordu. FIFA kokartı takabilecek 12-13 isim birbirlerini zorluyorlardı. Şimdi FIFA
kokartı takabilecek derecede başarılı, bilgili, görgülü, deneyimli hakem bulmakta zorlanıyorsunuz. Niye? Evet. Herkes bir kuyusunu kazmış. Şimdi tamam, Türk hakemleri dışarıdan çok büyük darbe görüyor. Tamam, medya darbesi, kulüp darbesi, şu darbe, bu darbe, tribün darbesi falan. İyi de arkadaşlar, hakemlerin en iyi bunlar kendileri biliyor. Şu anda Süper Lig'de düdük çalan FIFA kokartı hakemleri arasında birbirlerine selam vermeyen, havaalanında karşılaştığı zaman biri el uzattığı zaman diğeri onun elini almayan hakemler var. Bu net. Bunu kimse aksini söylemesin. Bilinen bir olaydır. Çünkü biz bunu biliyoruz. Şimdi siz bu şartlar altında hakemler dışarıdan gelen darbe gibi, Osmanlı İmparatorluğu Devleti gibi hem dışarıdan hem içeride, hakemler de kendi içinden birbirlerinin ayağına sürekli sıktılar, ettiler. Ben fazla maç alacağım. Yok, ben o dernek seçiminde Ali'ye verdim. Vay, niye Ali'ye verdin? Sana 4 ay maç yok. Öbürü diyor ki işte bölgecilik, Ege bölgesi, İzmir bölgesi. Öbürü diyor ki maalesef Türkiye'de zaten hakemlik sorunu kadar gözlemcilik sorunu var. Hayatında doğru dürüst bir tane maç yönetmemiş insanlar, evet, gözlemci olarak yapabiliyorlar. Evet. Bu doğrultuda Ahbap Çavuş'un doğrusunda en az 15-20 neden doğrusunda Türk hakemliği maalesef duvara tosladı. Ne acıdır ki kala pırlanta gibi bir hakemimiz var. Onu da Halil Umut Meyler'i kastediyorum. Evet. Altın kumaş. Bence Türkiye tarihinin Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'la birlikte en iyi 3-5 kumaşından birisi. Allah kazadan saklasın. Evet. Tek o kaldı. Evet. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçına gireceğiz. Bir hazırladığımız haber var. Beraber seyredelim. Sonra kısa olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisine değinelim. Size teşekkür ederim efendim. Arkadaşlar hazırsa verebiliriz. 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında 8 Ocak Pazar günü 19'da Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 4 karşılaşmayı da kaybetmedi. İki takımın 113 yıllık geçmişinde geride kalan 394 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Derbilerde tam 74 kez 1-0'lık sonuç çıktı, 49 kez 2-1'lik skor alındı. Dev derbiye İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince Galatasaray taraftarlarının yerini alamayacağı bildirildi. Evet efendim, yeniden Atilla Türker ile beraberiz. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Zaten rahatsızsınız Atilla Bey. Malum yarın Fenerbahçe Galatasaray maçı, ne söylemek istersiniz? Genel bir çerçeve rica edeceğim sizden. Şimdi Mondragon'un meşhur bir lafı var. Yani tarihte yerini alan. Eğer bize Fenerbahçe galibiyeti mi, şampiyonluk mu derlerse Fenerbahçe galibiyetini tercih ederim dedi. Galatasaray'ın kalecilerinden birisi. Galatasaray ile Fenerbahçe dünya tarihinin en önemli derbilerinden biridir. Ha, kalite fazla mıdır veya dünyada çok büyük yer tutuyor mu bilinmez. Ama bir ülkenin tarihinde, coğrafyasında, gelmişinde, geleceğinde inanılmaz derecede büyük önem taşıyan bir derbidir. Kimse kusura bakmasın, herkes de bunu herhalde kabul eder. Türk futbolunda yeri ayrıdır. Genelde de maçlar 1-0 sonuçlanmış. Burada dikkati çeken husus şu. Ne yazık ki deplasman takımı, yani bu maç için geçerli, Galatasaray taraftarı tribüne alınmayacak. Evet. Ben de yetkili olsam bir kararı alır mıydım? Alırdım gibi ama geliyor, ama bu acı bir gerçektir. Gönül ister ki deplasman takımları her maça gönül rahatlığıyla keşke gidebilesin. Yarınlarda biz bunu yaşarız. Çünkü doğrusu güzeli budur. Skor tahmini değil ama sonuç tahmininiz var mı? Sosyal medyadan öyle sorular geliyor. Fenerbahçe 1-0 diyorum. Peki Atilla Bey, çok teşekkür ederim. Kırmadınız bizi, bağlandınız. Çok da keyifli bir sohbetti. İlerleyen günlerde bir daha görüşmek üzere efendim. Büyük keyifle başarılarınızın devamını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Size saygı. Saygı hürmet bizden efendim, sağ olun.